Manga. 3. Ha. Zombi. 3, 2, 1, buyurun. Merhaba, biz Manga. Çok sevdiğimiz, takip ettiğimiz O Ne Diyor'un konuğuyuz bugün ve sizlerin sorularını cevaplayacağız. Bazılarını da cevaplamayacağız. Ceyda Özkan sormuş. Manga WhatsApp grubunuzun profil fotoğrafını gösterir misiniz? Gösteririz ya. Zoom yapabilecek misiniz? Hangisini ama? En gösterilebilir olanı. Hepimiz ediyoruz aslında. İlk çok, albüm kapağımız. Tabii çok yaratıcıyız grup evet. Şey konusunda. Niye? Bence çok sevimli olmuş yani. Şu an mesela tekrar hatırladım bunu, hoşuma gitti. Hayır hayır yani en kolay şeyi koymuşuz zaten. Yani. Evet. Evet, Manga'dan gelmiş mesaj diye. En sevdiğiniz arabesk şarkı. Ben direkt söyleyeyim ya, evde yoksan. Genelde Müslüm Baba'yı severim ben. Yani spesifik bir şarkı vardı da çok sevdiğim. Yalnızım dostlarım. Bu da İbrahim Tatlıses ama. Ha. O neydi? Yalnızım dostlarım, ha, yalnızım. Onu da şeyden, Muhsin Bey de Uğur Yücel, Muhsin Bey filminde söylüyordu. Tutun, İlk orada, genelde, tutun kollarımdan düşerim şimdi. Oradaki sahne de çok güzeldi. Ya, arabesk müzik çok, hani fanı değilim ama güzel olan, hoşuma gidenleri dinlerim yani. Ha, tizden başlayıp o eski halinden. Kafasından tamam. Güller falan döküyor. Aynen aynen, hatırladım. Ben o zaman bir itirafta bulunayım. Ben bayağı İbrahim Erkal dinliyordum. Çok seviyordum yani. Allah rahmet eylesin. Aa, ölmüştü değil mi o? Ha. Onun bir albümü bayağı seviyorum. Şimdi şarkıları isme gelmez ama belki... Onun da şey vardı. Kahretsin, aklımdasın ve sen bunun farkındasın vardı. Ve kahretsin, o şarkının da altyapısı aslına bakarsan reggae gibiydi. Offbeat böyle bir gitar vardı yani. O iyi cover olur bu arada. Seviyormuşuz lan bayağı işte. Bizim zaten müziğimizde arabesk var yani, bunu hiçbir zaman da şey yapmadık, inkar etmedik. Aynı anda en sevdiğiniz Manga şarkısının adını söyler misiniz? Bak bir de 1-2-3 yazmış. Tamam. Hazır mısın? 1-2-3. Alışırım gözlerimi kapamaya. Bir tek ben bilmiyorum. Cem, bilmiyorum abi Manga şarkılarını. Stüdyon günlüklerinde delilerin yorumlarını okurken bunlar hakikaten deli deyip gülüyor musunuz? Hakikaten arada çok iyi mesajlar, güldüren mesajlar oluyor ama bazen de iş çok saçma yerlere gidebiliyor. Bazen böyle hayıflanıyoruz da. Ya ben, ama güzel mesajlar çıkıyor arada. Ben gülüyorum bazen şeye. Özellikle albümün gecikmesiyle ilgili olan yorumlar benim yani caps'ler falan çok eğlenceli. Şey, İşte albüm beklerken ben falan diye. Geçen bir onu size de yazdım ya, o çok... Yani hoşuma gitti. Hem ne kadar bizim aslında grubun dinleyici kitlesine yeni nesil kattığımızın da bir göstergesi. O bizi mutlu ediyor. İlk defa bir Manga şarkısının çıkışına şahit oldum diye bir mesaj gördüm. Güzel yani, seviyoruz. Bizim kitlemiz eğlenceli. Bize de dalga geçiyorlar. Biz de onlarla 10 yaşında falan demek ki o zaman. İlk defa şarkının çıkışını gördüyse. Olabilir. Aynen. Bir de şey var. Bu bana çok olmuyordu. Son zamanda çok olmaya başladı. Mail geliyor. Yağmur abi, kız arkadaşımla sorunlarım var. Bir video çekeriz. Aha, aynen. İşte ve onu, bu o kadar arttı ki son zamanda. Onu paralı da yapıyorlar artık. Nasıl ya? Böyle siteler var. Tabii tabii. Ay iyiymiş ya. Bana da şey diye mesaj geldi en son. Bir kız var, hoşlanıyorum. Sizi de çok seviyor. Bizi davet etseniz, kuliste tanışsak, meyve tabağı servisi de yapalım arasına satayım. Böyle şey olur diye. Ya yani daha ortada fon yok, yumurta yok. Kızla tanıştırsana beni diye mesaj atıyor. Neyse. Evet. Her şey bitti. Fırlatıyormuş şeyi. Her şey bitti. Konsere çıkarken Uğur getirdiğini düşündüğün bir eşyan var mı? Bagetlerim. Onlar olmadan çalamıyorum. Çok iyi. Yok mu lan hakikaten hiçbir şey Uğur Bey? Yani löy löy yapmak yani. Hakikaten löy löy yapmadan başladığımız zaman bir sıkıntı çıkabilir diye düşünüyorum. Hep beraber konserden önce. Onun ismi löy löy mi lan? Herhalde öyleymiş. O öyle diyor. Ben anlıyorum. Birbiriniz hakkında garip bulduğunuz bir huyunuzu söyler misiniz? Şimdi kavga çıkartmayın. Kavga çıkartmayın arkadaşlar. Program bitmez o zaman. Ya niye bana geliyor bu soru ya? Bize bir kadın çizer misiniz yani? Ya. Geçtik. Hakikaten hep bana geliyor. Erman abi. Ha. Efendim. Sen... Vur vur. Ha? Hiç bakma. Ya yok, rahatsız olmuyorum ya. Yani Furman denmesinden... yapıştı abi, ben ne yapabilirim ki yani. Ama işin ilginci, bazen böyle yanımdaki yabancı arkadaşlarım bana Furman diyor. Ben o zaman diyorum ki, ha söyle söyle, daha yüksek sesle. Ne nokta hale nokta geldik. Hashtag Manga'ya sorum. Stop.
Biz burada iyiyiz. Stop. Erevizyon'a We Could Be The Same performansınızın altına yazılan yorumları okuyor musunuz? Çünkü deliler niye birinci olamadığınızı sorguluyor orada. Her yıl aynı gün saatlerce. Evet, ben bakıyorum. Ve up to date, yani sürekli, yani iki saatte bir yorum geliyor. İşte kesinlikle bu yılın birincisi bunlardı falan filan diye. Ya Japon bile yazmış ya, bu herifler niye kazanamadı falan diye yani. Ben gümrükten geçiyorum. Komiser sağ olsun. Yani izlerse ona da selam olsun. O da ilk onu sordu ya. Abi siz var ya Erevizyon'da niye ikinci oldunuz ya? Yani bu bir daha gideriz diyeceğim de neyse. Şimdi şey vermeyelim. Manşet vermeyelim diyor. İskender Melda. Belki iyisi düşmüş olabilir mi? İskender Melda. İskender. Muhtemelen öyleydi. İskender. Evet. Çok eğlendiniz. Hala dün gibi hatırladığınız bir konser var mı? Dün. Ya ama genelde eğleniyoruz biz konserlerde. Yeah, evet, evet. Evet. Çok ciddi bir sorun olmadığı sürece genelde eğleniyoruz. Konserden konsere koşuşturma temposunu özlemiş misiniz? Pandemi döneminiz nasıl geçti? Müzikle uzak kalma açısından zor muydu? Evet, ciddi bir soru geldi. Yani biz gerçekten eve 10-15 gün gelmediğimiz zamanlar da oluyordu ve bu tempo aylarca sürüyordu. Yani eve 2 gün giriyoruz, 3 gün giriyoruz, 10 gün yokuz. Bu 6-7 ay sürdüğü oluyordu. Hatta aramızdan çocukları olan böyle çocukların evdeki hallerini kaçırıyordu. O bizi üzüyordu vesaire. O tempo... Ya 23 yaşından beri var aslında tempo. Var, evet. Yani o temponun evet, çok artık içselleştirdiğimiz, çok sevdiğimiz yanları var. Çok yorucu yanları da var. Ama 1,5 sene tabii şey yapmayıp insan o tempoyu özlüyor. En azından şimdi her hafta sonu konsere gitmek evet, bile bizim için bir tempo oldu ve mutlu oluyoruz. Yani pandemi dönemi de açıkçası evet, bizim açımızdan verimli geçti. Kendimizi de burada şanslı görüyoruz. Birçok şarkı yaptık. Yani bizim albüm neden gecikti diye sordukları zaman aslında bunun cevabı da bu, çok farklı şarkılar yaptık. Onları nasıl bir araya getireceğimizi uzun uzun tartışıyoruz. Acele etmek istemiyoruz. O yüzden manevi açıdan en azından bizi tatmin eden bir süreç oldu. Konsere gittiğiniz yerlerden gelen en garip hediye neydi? Bana şey gelmişti ya, masaüstü isimli. Aa, bana da geldi o. Sivas, bana da geldi. İşte Aşık Veysel falan var. Özgür Can'ın yazıyor. Fakat şöyle bir durum var, öyle bir masam yok benim yani. Bir tane bir voodoo bebeği gibi bir şey gelmişti bana ama çok eskiden. Attım. Bu arada bak, bize gelen hediyeleri kullanıyoruz ha. Mesela bu bana hediye gelmişti. Ha, öyle mi? Ya benim bir kitaplığım var, onun üstü zaten onlara ayrılı böyle. Bu sende bayağıdır var ya. Ha. Evet. Manga'nın N harfi, ne harfi? Büyük yazılmadığında buna bu kadar takıyor musunuz? Ne anlama geliyor bilmiyorum ama. Evet, taktığımız oluyor çünkü yani M'si büyük başlayan, ya röportajda bile bizden bahsederken M'si yani büyük yazıyorlarsa, N'yi küçük yazıyorlarsa falan. Abi diyoruz yani 20 yıldır müzik yapıyoruz ve N'si büyük yani Manga'nın logosunun, niye buna dikkat edilmiyor diye taktığımız oluyor ama gidip de kimsenin kapısına dayanıp bir şey yapmadık. Ya bu takım motivasyonu gibi bir şey aslında. Hani şey değil yani, kapısından ziyade. Yok, biraz da bize ait bir şey olduğunu bize hissettiren bir şey. Ama fanların da bunu çok sahiplenmesi çok hoşumuza gitti yani. Hani bu planda bir şey değil açıkçası. Birbirlerini uyarıyorlar falan böyle. Evet. Yanlış yazanı uyarıyorlar falan. O iyi. Güzel bir şey yani. Hani böyle bir ufak basit bir totem gibi yani. Bilmiyorum hocam. Cem'le bizim için önemli yani. Yani. Ama yani televizyon kanallarına, haber kanallarına falan büyük neye yazdırttık ya. O bence çok acayip bir başarı yani. Bu kağıt kime geldiyse... Ona bir dakika bekleyeceğim. Dürüm ya. Bir şarkınızın nakaratını şiir gibi söyler misin? Vay, süpermiş. Müge Oz, yaktın beni. Bir kadın çizeceksin. Şiir gibi. Ben şiir okuyamam abi. Bir kadın çizeceksin. Tamam. Biraz ona gibi bırakıp gitmeyeceksin. Saklayıp gömeceksin. Kimseler. Sevemeyecek. Ki senden başka. Kaan beni kurtardı. Hayranlarınızla yaşadığınız en garip veya komik olay neydi? İlk albüm turnemizde otostopla takip eden... Evet evet. ...üç tane hayranımız vardı. Valla gördüm, en cesur hareketti yani. Ya kamyonlara biniyorlar, herkesi otostopçu... Ya normal bir otostopçu ne yapıyorsa onu yapıyorlar. İki kuzen de onlar değil mi? Ya onlar bir kere sektörde çok başarılı insanlar oldular. Birileri yurt dışına gitti. Diğer bir arkadaşımız bizim sektörde artık menajerlik yapıyor. Evet. Bence ama... yaşamaları bile mucize ama... Ya tedirgin oluyorduk ve biz onların işte otobüs biletlerini bile bazen alıp ne olur diyorduk, otobüsle gidelim. Yoldan almışlığımız yoldan var. Yoldan kendi otobüsümüz alıp otogara bırakmışlığımız da var ama onlar inat da yok, hani bu bizim için bir yaşam tarzı, biz otostop çekerek sizi takip tecrübe edeceğiz diye. Bayağı 40 konser neredeyse bizi takip ettiler. Hepsine selam olsun. Yani bu bizim yaşadığımız güzel anılardan bir tanesiydi. Albümde düet olacak mı? Şu anda öyle bir şey
planlanmış olarak yok. Ama hani biz bu tür sürprizlere de kapalı değiliz. Hakikaten günün birinde biriyle denk gelir, çok güzel bir iş çıkar ortaya. Buna da kapalı değiliz. Geçen konserde AP öyle sahnede doğaçlama bir şey yaptım. Yani devamda aslında cevaplamış gibi oldum. Olacaksa kiminle veya erkek mi kadın mı? Yani onu şu anda bilmiyoruz ama hakikaten kapalı değiliz ona. Günün birinde denk gelip bir anda bir şarkı çıkabilir ortaya. Ya aklımızda birkaç isim var aslında kendi aramızda konuştuğumuz ama Cem'in söylediği gibi kesin bir mevzu. Ya evet, o konuları çok planlı halde yapmayı çok sevmiyoruz. Biraz hani olağan akışında hani kendi kendine oluşması daha doğru gibi geliyor bize. Hangi şarkının video klibiyle en çok uğraştınız? Bir kısa bahseder misiniz? Kalp işareti. DS'de ya. En yok. Uzun süren oydu onun çıkımı. Çizeceksin be. Ha şey, çizim aşaması. 8 ay falan sürdü yani. Tabii tabii çizim. Tabii tabii haklısın. Ben hani çekim olarak çekim düşündüm. Olarak DS'de 48 saat sürdü. Geçti 48 saatte geçti toplam galiba. Çünkü ben şeyi hatırlıyorum. Eve gittik, ekip devam etti, biz geri geldik falan böyle ertesi güne sarktı falan. DSL dediğimizde dünyanın sonuna doğmuşum. Hmm. Ben şeyi hatırlıyorum, yönetmenimiz Yon Thomas'tı. Evet yani zor bir şey çekimdi. Ya ekip içinde biz yine gittik, dinlendik. Şaka maka en hem çekimi güzel hem klibimize yer alan karakterlerle vesaireyle falan. Çünkü ben tekrar izleyici... Aha diyorum lan evet bunlarla çalışmıştık falan. Vedat abi falan. Ve tekrar izleyince aynı şeylerin hala devam ettiğini. Bitmesi. Gerçekten zamanın ötesinde bir klip olmuştu yani. Dünyanın sonuna doğmuşum şarkısı Z kuşağını şimdi anlatıyor. Şarkı efsane bu arada. Günde 100 kere dinliyorum. Ama soruyorum bu şarkı için geleceğe gidip gelmiş olabilir misiniz? Cevabını verdik. Bence geçelim direkt. Bak gelecek soruyu bile tahmin edip konuştuk. Yani biz de gerçekten müneccin gibi 10-15 sene önce gerçekten ya o konuda böyle şeyler yazmışız ki bunların 15 sene sonra tekrarlandığı, devam ettiğini görünce insan bazen işte ben rap yazarken daha ne diyeyim ki yani diyorsun cevabı burada işte. Ha. We Could Be The Same'in orijinal klibi bir seyredilebilir mesela tekrar. Ha. Abi ne olur bir yaderler nakaratı patlat. Yaderler yangın. Hayır ya. Rem'den söylediğim için şiir olunca hiç aklıma gelmedi. Geçelim. Oğlum bunlar da bana geliyor hep ya. Fermas. Sana hastayım. Bana doğru söyleyeyim. Ferman olarak cevap versin. Bu sorumu umarım okursun. Gruptan birinin sana garip gelen bir kulis isteği oldu mu? Gruptan birinin değil sana. Yok ama da... yok senden de istememize gerek yok mesela. Herhangi bir şey istedim sana garip geldi. Şunu yapmak çok istedik bir türlü yapamadık onu. İngiliz anahtarı koyacaktık Ryder'a. Kriko. Kriko koyacaktık. Çünkü gerçekten yani Ryder'a ne koyuyorsan geliyor gibi bir durumu var. Eğer şartlar, organizasyon iyiyse yapamadık. Bilmeyenler için söyleyelim Ryder grubun istesi. Konser öncesi sonrasında ihtiyacı olan ve backstage'de, kuliste durmasını istediği şeyler. Sorgusuz, sualsiz bu istekler kabul edilir mi acaba diye öyle bir isteğimiz vardı. Biz geyik yapamadık. 30 konsere falan Kriko istesek, ondan sonra o Krikoların fotoğrafını çeksek, onu da albüm kapağı yapsak mı diye düşündük. Hatta bir ara Yağmur şey diyordu, sarımsak ezicisi istesek. O biraz daha rahat bulunabilir. Bir noktada sanırım mantıklı düşünmeye başlayıp vazgeçmişiz. İyi fikirmiş aslında ya. Nasıl oluyor da her dönem sizi dinleyen bir genç kitlesi oluyor? Yani Türk gençliğinin şartı gibi bir şey manga dinlemek. Hepinizi seviyorum. Vay ne güzel yazmış, teşekkür ederiz. Müzikologlar ve sosyologlar inceleyebilir. Ben sadece bir davulcuyum bununla ilgili. Fikir belirtemeyeceğim. Gamze Ferman, sahneye çıkmayı en çok sevdiğin şarkın. Hepiniz cevaplarsa çok sevinirim. Sizi çok seviyorum. Kalp. Gaz bir şarkıyla girmek keyifli oluyor. Son birkaç konserdir Dünyanın Sonu Doğmuşum'la giriyoruz. O güzel, keyifli oluyor. Karışmadı ya lan. Aynen durdu. Ergenliğim sokaklarda bangır bangır bir kadın çizeceksin. Dünyanın sonuna doğmuşum söylediğimiz zamanlara denk geldi. Hocamı ben ekledim. Bu yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. Size teşekkür etmek istedim. Biz de teşekkür ederiz. Kimmiş? Soru yok ki burada. Esma Barış. Erozyon dendiğinde direkt kafamda We Could Be The Same çalıyor. Hala dinliyorum. Peki sizin Erozyon dendiğinizde aklınıza ne geliyor? Bizim girdiğimiz yıl Norveç'in seçmelerinde Keep of Kalesin diye bir tane metal grubu vardı. O grubun ismi başka bir şeydi. Bir metal grubu vardı. İsmi de Keep of Kalesin'di herhalde. O mesela benim çok hoşuma gitmişti. Bir de bu yılki Erozyon'u gerçekten baştan sona bütün yarı finalleriyle falan takip ettim. Finlandiya'nın ekibi gayet iyiydi. Ama genel olarak Erozyon tarihine bakınca Ruslana benim aklımda yer etmiş bir karakter. Ne açıdan? Karakter olarak mı? Ya daha sonra işte Ukrayna'da politik hareketlerin içinde bulunuyor. Bayağı bir ülke kahramanı gibi oluyor falan. Ya hatırlayamadım bile. Biz geyiğe çektik ama ciddi bir şey çıktı altından. Yani. İstanbul'da daha çok konser istiyoruz.
ne olur? Gelecek mi daha çok konser? Gelecek mi daha çok konser? İşte bir 29'unda Kartal'dayız. Aynen. Yayınlanacak galiba. Yok, yayınlanmayacak. Ne zaman yayınlanacak? Bu hafta sonu mu yayınlanacak? Dün Kartal'da konserimiz vardı zaten. Çok güzeldi ya. 5 Eylül Vadi İstanbul. Ya evet, 5 Eylül Vadi İstanbul var. Onu biz 2 güne çıkartmak istiyorduk ama onlar ertesi başka bir ile gideceğimiz için onu da yapamadık. O yüzden 5 Eylül'e bekliyoruz. Benim aklıma direkt bir şey geldi. Heyecandan sahnede yaptın en tuhaf şey. Ya da çok iyi toparladığın bir an. Ya zaten sürekli bu da geyiğim oldu da söz unuttuğum için hayatım konseri toparlamakla geçiyor. O istek. Çok iyi toparladığın anlar çok yok. Seyirciye bağlı değil mi o? Seyirciye bakar. Ya itildiğim provasını yaptık. 3 defa çaldık. 3'ünde de şarkıyı erken bitirdik. Bir de bakıyor Hüseyin. Abi geçen ben bir konserde ama çok iyi yakalıyorsun. Cebde şey diyor. Çok iyi yakalıyorsun. Ben Fly'da köprüye falan geçtim kendi kendime. Sonra abi bak, sonunda evet, karata geçtim. Son seferde ben Fly'da patladım. Köprüyü unuttum yani. Ne oldu abi orada? Ben yok, köprüyü unuttum. Komple dümdüz çaldım. Ama doğru yerde bitti şarkı. Dün değil de İlker dün Dilever gün şey yaptı. Takım ruhu. Rock'ın kokların tekrar başlamasını ister misiniz? Yani tek Rock'ın kok özelinde değil ama festivallerin çoğalmasını istiyoruz biz grup olarak. Çünkü festival ortamı gerçekten gençlik için olması gereken ve iyi bir ortam yani. O havayı solumak, o kadar grubu bir arada dinlemek gerçekten iyi. Türkiye'de bu çok zor yapılıyor. Ne kadar çoğalırsa bu festivaller bizim için de o kadar iyi. Yabancı gruplar eskiden çok geliyordu. Şimdiki şartlarda zor tabii. Mümkün değil. Çünkü bu kur farkları çok zorluyor artık Türkiye'deki organizatörleri ama Umut istiyor, Umut Kuzey. O artık yabancıları geçen konser sonrası böyle öyle bir isteği var. Bunu bile duyuyor olmak aslında Türkiye'deki organizasyonlar ve festivaller adına biraz bize de umut veriyor. Önce toparlanacak, sonra da tabii ki bu yabancı grupların gelmesi hepimiz için önemli. Şarkı yazarken neden ilhamlanıyorlar? Almanya'ya konsere gelin lütfen. Esas soru ikinci. İlki şey, yumuşak giriş. Aynen. Tabii. İlham böyle şey gibi bir şey değil yani. İlham gibi bir şey. İlham gibi bir şey değil. Oğaz karşısına oturup da şarkı yazmak gibi bir şey değil. Yani benim için değil, senin için de öyle olmadığını biliyorum. Yani her an tabii ki bazen kendimize ortam ayarlıyoruz. Şartlar, ışık, bu tip şeyler faydası oluyor ama bir anda uçakta da aklına bir fikir geliyor. Yazıyorsun, not alıyorsun. Tabii canım, tuvalette bile. Her yerde. Bitti. Bu kadar. Sorularınız için teşekkür ederiz. O Ne Diyor'ya bizi ağırlıkları için teşekkür ederiz. Tekrar ufak hatırlatmalar yapalım. 5 Eylül'deki Vadi İstanbul konserimize bekliyoruz. 10 Ekim'deki Harbiye'de senfonik bir konser yapacağız. Tulu Tırpan'la birlikte. O enteresan olacak. Ona da bekliyoruz. Kırıla Kırıla ve Yasin'le birlikte yeni bir single yaptık. Dinlemeyenleri YouTube'a bekliyoruz. Diğer biz hep bekliyoruz. Bekliyoruz. Dijital kanallara bekliyoruz. Siz de albümü beklersiniz daha. Ya işte böyle adam 5 sene bekliyormuş. Yok. Şimdi stüdyom zaten şurada. Gidip albümü bitireceğim. Herkese teşekkür ederiz. Biz de sizi seviyoruz arkadaşlar. Sağ olun. Görüşürüz.